Çok sıcak oldukları düşünülse de, dünyanın çok yakınında bulunan ve yeni keşfedilen bir çoklu gezegen sisteminin iki gezegeni araştırmacıları heyecanlandırdı. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki gökbilimciler ekibi, bizimkine en yakın çoklu gezegen sistemlerinden birini keşfetti. İki süper dünya, havalı M-cüce yıldızı HD 260655'in etrafında dönüyor ve, tüm sistem 10 parsek veya yaklaşık 33 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. HD 260655b isimli ilk gezegen, yıldızın yörüngesinde her 2,8 günde bir dönüyor ve, Dünya'nın yaklaşık 1,2 katı, ancak yaklaşık 2 katı kütleye sahip. HD 260655c ise daha ileride. 5,7 günde yıldızın yörüngesinde dönüyor, yaklaşık 3 dünya kütlesine sahip ve, 1,5 kat daha büyük. Keşif, Amerikan Astronomi Derneği'nin toplantısında sunuldu. Bu cüce yıldız Güneşimizden çok daha soğuk olsa da, gezegenlerin çok daha yakın olmaları, daha sıcak olmalarına ve yaşanabilir bölgenin dışında kalmalarına sebep oluyor. En içteki gezegenin 437 santigrat derece kavurucu sıcaklıklara sahip olduğu, dış gezegenin ise 287 santigrat derece civarında olduğu tahmin ediliyor. MIT'in Kavli Astrofizik ve Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nde, doktora sonrası araştırmacı olan ve, keşfin önde gelen bilim adamlarından, Michel Kunimoto yaptığı açıklamada, bu aralığın yaşanabilir bölgenin dışında olduğunu ve, yüzeyde sıvı su bulunması için, çok sıcak olduğunu düşünüyoruz dedi. Gezegenler yaşanabilir olmayabilir, ancak bize görece yakınlıkları ve yıldızlarının parlaklığı, gökbilimcilerin onları ayrıntılı olarak incelemesine ve belki de, sahip olabilecekleri herhangi bir atmosferin özelliklerini, ortaya çıkarmasına izin verecektir. Kunimoto, bu sistemdeki her iki gezegen de yıldızlarının parlaklığı nedeniyle, atmosferik çalışma için, en iyi hedefler arasında sayılıyor diyor ve devam ediyor. Bu gezegenlerin çevresinde, uçucu açısından zengin bir atmosfer var mı, ve su veya karbon bazlı türlerin belirtileri var mı, bu gezegenler, bu keşifler için harika test yatakları olacak. Ortak yazar Avi Schuperer, sistemde daha fazla gezegen olabilir diye ekliyor. Özellikle bunun gibi küçük yıldızların çevresinde, 5 veya 6 gezegene ev sahipliği yapan, birçok çoklu gezegen sistemi var. Umarım daha fazlasını bulacağız, ve biri yaşanabilir bölgede olabilir. Bu iyimser bir düşünce. Sistem ilk olarak, gezegenler yıldızlarının önünden düzenli olarak geçerken, parlaklıktaki düşüşleri tanımlayan NASA'nın gezegen avcısı, Transiting Exoplanet Survey satellite kullanılarak tanımlandı. Gezegenlerin gerçekten orada olduğunu doğrulamak için, ekibin bağımsız bir yöntem kullanması gerekiyordu. Gezegenlerin yerçekimsel çekiminden kaynaklanan, potansiyel yalpaları belirlemek için, HD 260655 yıldızının gözlemlerine baktılar. Kunimoto, bir yıldızın yörüngesinde dönen her gezegen, yıldızı üzerinde biraz yerçekimi etkisine sahip olacak diyor, ve devam ediyor. Aradığımız şey, o yıldızın gezegen kütleli bir cismin, onu çektiğini gösterebilecek küçük bir hareketi.